Aydın'da Ay Konut Yapı Kooperatifi mağdurları adına konuşan Ay Konut Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Gerçek Mal Sahipleri Dayanışma Derneği Başkanı Meral Uğur, Efeler Belediye Başkanı'nı ziyaret ederek süreçle ilgili kapsamlı açıklamalarda bulundu. Uğur'un konuşmaları, yıllar süren mağduriyetin detaylarını ortaya koyarken, hak arayışlarının karşılaştığı engelleri ve mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı. Bugün burada Ay Konut Yapı Kooperatifi mağdur edilmiş, Ay Konut tarafından mağdur edilmiş Gerçek Hak Sahipleri Derneği olarak Efeler Belediye Başkanımıza ziyarette bulunduk. Kendilerini görevlerinden dolayı kutladık ve bunun yanında Ay Konut'la ilgili süreci anlattık. Onun da bu konuda takip ettiğini, Ay Konut kurulduğu günden beri ilk avukatlık yıllarında bunun bu şekilde devam etmeyeceğini bildiğini ve bununla ilgili itirazlarını yakınlarına söylediği halde bu durumda bu işi tapuların devrinin yapıldığından dolayı bu işlerin buraya geldiğini bize anlattı. O da hukukçu sıfatıyla, belediye başkanı olarak değil, hukukçu sıfatıyla. Bunun yanında bugüne kadar o mahallenin anne babalarımızın cehaletinden ve bilgi yoksunluğundan yararlanarak evlerinize, arsalarınızı istimlak edeceğiz diye belgeler göndererekten tapu devrine zorunlu hale getirdiklerinden dolayı o dönemde Ay Konut Yapı Kooperatifi kuruluş amacının dışında bunu gerçekleştirdiği için ve bunu da o dönemin başkanı, Ay Konut Yapı Kooperatifini kuran Aydın Belediyesi öncülüğünde müştereken ve müteselsilen sorumludur ibaresini sözleşmelere ekleyip de o dönemin başkanı tarafından bütün bu insanların kandırıldığını gördük. Belki iyi niyetle çıkılmıştı bu yola. İyi niyetle çıkılan bu yolun içerisinde Hüseyin Aksu döneminde iki tane blok çıktı. Onun milletvekilliği adaylığı sürecinde başkanlıktan ayrılmasıyla onun sonucunda Ay Konut bir çözümsüzlüğe girdi. Bundan sonra olacak gelişmelerden o dönemde ilk belediye başkanı İlhami Ortekin döneminde İlhami Ortekin belediyenin burada hiçbir sorumluluğu yoktur deyip de var olan meclis kararlarını meclis kararı yoluyla yok saydırıp da belediyenin burada hiçbir sıfatının olmadığını gösterdi ve söyledi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne geçerken de İlhami Ortekin döneminden sonra Özlem Çerçioğlu belediye başkanı seçilip de Özlem Çerçioğlu'nun ilk başkanlığı seçileceği dönemde burada bir araştırma yaptırıp rapor hazırlatıp da bu sürecin takipçisi olacaklarını ve bu sorunu çözeceklerini sözünü verdiler. Bunu yasal yolla noter tasdikli belgelerle kahvehanelerde ve evlere ziyarete giderekten ve tüm o mahallenin halkını toplayaraktan böyle bu sözleri verildi. Takdirle karşılıyorum. Fakat bu takdir ettiğimiz başkanımızın yanına bugüne kadar ben yaptım, benim bir sorumluluğum yok diyerek belki 20 tane orada randevu talebimiz var Büyükşehir'de. Bir tanesine cevap verilmedi ve bizi hak etmediğimiz bir davranışla bizimle birlikte olmadı. Ama biz her şeye rağmen Atatürk'ün çocuklarıyız deyip de bu talana, bu haksızlığa dur diyerekten ve dur diyecek bir gücün oluşması için yıllardır destek verdik. Ve hala destek veriyoruz. Yolumuzdan şaşmayız. Bunun için de istiyoruz ki Büyükşehir Belediyesi isterse bu sorunu çözer. Ama bizim Alt Efeler Belediyesi'ne her geldiğimizde aldığımız cevaplarda haklarınızı hukukta arayınız. 2015 yılında kurduğumuz derneğimizle 2019 yılına kadar binlerce insana ulaşıp da binlerce, yüzlerce insanın içinden 12 dosya olarak cesaret gösterip de çıktığımız yolda bugün 92 dosyaya ulaştık.